Doğu Anadolu yolculuğumuzun en önemli duraklarından Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa Sarayı'ndayım. İshak Paşa Sarayı 1680'lerde malum Abdipaşa, bu buranın Sancak Bey'i, onun zamanında tam olarak söyleyeyim 1684 gibi inşaatı başlamış. 7000 metrekare üzerinde muhteşem bir inşaat ama bu yapılırken en önemlisi mühendisliği önemli. Yani bu bölgenin en önemli taşları kullanılmış. Çıkarıldığında peynir gibi olup kesilen taşlar zamanla oksijenle buluştuğunda gerçekten muhteşem bir taşa dönüşüyor ve bugüne kadar kalıyor. Bir de Ağrı Dağı hemen arkamızda, şurada bir yerde ama görünmüyor şu anda, kendini saklamış vaziyette bulutlar arkasında. Çünkü kış dönemi burası gariptir. Az önce kar yağıyordu, şimdi rüzgar inanılmaz boyutta. Birazdan yağmur yağabilir ve güneş de açabilir. Ama burası öylesine güzel bir yer ki hakikaten dünyada eşi benzeri yok. Bir saray ama içinde ayrı dönemlere ilişkin inanılmaz bölümleri var. Ve dünyada mühendislikte de ilk kez örneğin ısıtma sistemi hem yerden hem duvardan yapılmış. Bölümler içinde inanılmaz bir geçirgenlik söz konusu. Yani girdiğiniz yerler hesap kitap için. Mühendisliğin en güzel örneklerinden biri. Bir de burada çalışan ustalar, Türk de var, Kürt de var, Ermeni de var, bölgeden, İran'dan gelenler. Herkes bir şekilde emeğinden bir parçayı koymuş. Yani İshak Paşa Sarayı dediğimiz zaman gelişigüzel bir saray değil, muhteşem bir saray. Ama benim için en önemli özelliklerinden biri, geçtiğimiz dönemde yapmış olduğum bir belgeselde de ele aldığım kuş evleri. Yani bu topraklarda ecdadımız dediğimizde salt yaşayan insanı değil, onun çevresinde yaşayan diğer canlılara da saygı gösteren bir özelliği de ilave etmiş. Şu arkamda gördüğünüz bölümde kuş evleri var. Şu anda o evlerin ön bölümleri yok. 90'larda bir şekilde gitmiş, düşmüşler. Umarım yani ilgililer, bakanlığımız, bu işe gerçekten çaba gösteren bakanlığımız, valiliğimiz bir şekilde el atar. Orijinal taşlarından o kuş evlerini yerlerine koyar. Çünkü arkada örnekleri var. Kuş evi dediğimiz zaman ne demek biliyor musunuz? Ben az önce rüzgarın içinden geçtim. Adeta bir rüzgar tünelinden geçer gibiydim. Bu bölgede yaşayan minik serçeleri düşünün, güvercinleri düşünün. Bu aynı zamanda bir göç bölgesi, bir kuş göç bölgesi. Oradan geçen kuşların, yani buradan bunun üstünden geçen kuşların dinlenmeleri için İshak Paşa'nın sarayının içinde evleri varmış. Bize emanet edilen bu sarayda 90'lı yıllara kadar bu evler duruyor. Umarım devletimiz sahiplenir. Bu olağanüstü bir dünya mirasının bu özelliğini de yeniden kazandırır. Çünkü saray çok güzel bir şekilde restore edildi. Benim muhalif olduğum şu çatıydı. Evet, şu anda koruma amaçlı. Umarım o çatı da özgün şekilde yerine konacak. Çünkü böyle bir şey sahip olduğumuz zaman, bunu evrensel değerleriyle dünyaya tanıttığımız zaman eksiksiz ve mükemmel olması lazım. Bu bölgenin kaderi değişecekse, birincisi bu bölgenin olması gereken var olan değerlerin korunmasıyla olur. Emeğe saygı, liyakat, zenginliğimize zenginlik katar. İshak Paşa Sarayı'na ne olur, özellikle bu pandemi döneminde fırsattır diyorum. Şu kuş evlerine koyalım, o güzel taraflarını gün yüzüne çıkaralım. Çünkü muhteşem bir doku. Hava biraz daha güzel olsa, biraz yükseldiğimizde Ağrı Dağı'nı görüyoruz o heybetiyle. Yani dünyada, insanlık tarihinde bütün dinlerin bahsettiği bir dağdır. Yani kutsallığını ben Çin'de bile gördüm, Maçin'de bile gördüm. Yani Çin'den buraya insanlar geliyorlar. Bu bölgeyi kalkındıracak turizmde olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi İshak Paşa Sarayı. Şu ana kadar yapılanlardan ötürü ben teşekkür ediyorum. Eksiklerimiz var, tamamlanacak, tekrar geleceğiz. Biz Doğu Anadolu turumuza devam ediyoruz. Bundan sonra yeni mekanlar, yeni yaşam alanları ve yeni sürprizlerle karşınızda olacağız. Sağlıcakla kalınız.